28 Şubat döneminde olağanüstü bir yargı vardı. Devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Askeri hakimlerin bulunduğu devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Sonra bu mahkemeler biliyorsunuz sıkı yönetim mahkemelerinin uzantısı olarak kurulmuştu. Özel yetkili mahkemelere dönüştürüldü. Özel yetkili ağır ceza mahkemesi oldu. Sonra terör mahkemeleri şeklinde adı terör olmasa da CMK 250'ye göre kurulmuş özel yetkili ağır ceza mahkemeleri ismiyle devam etti bu süreçler ve o dönemde 28 Şubat daha çok toplumun dindar kesimlerine yapılmış bir darbe girişimiydi. Ve bir taraftan okullarda başörtülü öğrenciler, kamu personelleri, başörtülü kamu personelleri veya eşleri başörtülü olduğu için işten çıkartılan insanlar olduğu gibi toplumsal en ufak bir olayda bütün bu yapılanlar veya faili meçhuller İslami kişilere ve camialara mal edildi. Şu an cezaevinde bulunan ve sizin tespit ettiğiniz bu 600 küsür insan bu gerekçeyle mi hala içeride? Şimdi ya da sınıflandırmayla. Sınıflandırma şu, yasa dışı silahlı terör örgütü üyesi olmak ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek. Bu Türk Ceza Kanunu'nda, eski Türk Ceza Kanunu 146. maddesiydi. Daha sonra yeni ceza kanunu 309. maddeye dönüştü. Bu eskiden idam cezası vardı bizim ceza sistemimizde. İdamla karşılık bulan bir cezaydı. Yani 3 kişi bir araya gelip herhangi bir eylem yapmış ise veya bir eylemle suçlanıyor idiyse onlar doğrudan anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla idam cezasıyla yargılandılar. Veya kimine idam verildi, kimine de ömür boyu hapis cezaları verildi. Dolayısıyla idam cezası verilenler ceza kanunundaki 2005 yılında yapılan yasal değişiklikler sonrasında bu cezalar ağırlaştırılmış müebbet hapise yani ömür boyu ağırlaştırılmış hapise doğrudan idam değil de müebbet hapis alanlarda normal ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Ve bu kişilerin 93'ten, 95'ten, 97'lerden başlayan davaları aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen hala tahliye edilmemelerinin sebebi de ceza sistemimizdeki bu çarpıklık. Siz kaç yıldır takip ediyorsunuz? Ben aslında ben 28 Şubat başladığımda üniversite öğrencisiydim. Yani 1997 yılında bir üniversite öğrencisi olarak başladım. Daha sonra stajyer avukat olarak da takip ettim. Sonra askerde Emasya eğitimi gördüm. Emasya protokollerinin olduğu 28 Şubat'la özdeşleşen bir dönemdi. Ve 98'den beri de avukat olarak bizzat takip ediyorum. 28 Şubat hem siyasi kimlikli dindar Müslüman kişilerin avukatlığını yapmaya çalışıyorum. Ve onların dertlerini gündeme taşımaya çalışıyorum. Çünkü bu kişiler toplumun belli kesimleri dışında, kendi yapısal arkadaşlıkları ve aileleri dışında toplumun büyük bir kesiminden kopuk halde yaşıyorlar. Çünkü insanlar onların dertlerini bilmiyor, gündemlerini bilmiyor, unutuluyorlar, unutturuluyorlar. Yani Kevser Hanım'ın belgeseli bu açıdan önemli. Unutulan, unutturulmaya çalışılan bu insanları bizim hatırlamamız gerekiyor. Çünkü aslında davaları da yeniden yargılanmaları gerekiyor. Çünkü en basitinden bir Sivas davasını düşünün. Şimdi o davalara tek tek geleceğim ama ben şimdi bu insanların kaç yıldır içeride oldukları, neyle suçlandıklarını özellikle öğrenmek isterim. Yani o 300 tespit ettiğiniz insanların... Ömür boyu hapis cezası. Yani şu anda bulunan, içeride bulunan herkes 90'lı yıllardan beri tutuklu olan bütün tutuklu ve hükümlüler, yani özellikle hükümlüler anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüsten dolayı ya idam cezasının karşılığı olan ağırlaştırılmış müebbet hapis ya da doğrudan müebbet hapis cezası aldılar ve bunun infazını yaşıyorlar şu anda. Bunların infazı da infaz sistemindeki değişikliklerden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, eski karşılığı idam olan 36 yıl katıksız hapis cezasıyla eşdeğer. Ömür boyu hapis cezası alan kişilerse bilfiil 30 yıl cezaevinde kalmak zorunda. Dolayısıyla 30 yıl cezaevinde kalan bir kişi açık cezaevine çıkamıyor. Tek kişilik, iki kişilik veya üçer kişilik hücrelerde, genellikle F tipi hücrelerde kalıyor.